Refah operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Gazze'ye yönelik saldırıların kesilmesini açıkça ihtiva etmeyen bir anlaşmanın kalıcı ve kabul edilebilir olması elbette düşünülemeyecektir. İsrail yönetiminin ateşkes çabalarını sabote etmek için beyhude gerekçeler uydurması, esir takasını eş zamanlı olarak Gazze'ye saldırıları sonlandırma talebine kapalı durması soykırımın devamına işarettir. Gazze'de yaşayan, sona ermesine yanaşmayan Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur. Birleşmiş Milletler çok acil devreye girmelidir. İsrail askerleri işgal edilen bölgelerden ön şartsız çıkmalıdır. Zira bölge bıçak sırtındadır. Masumlar adına inisiyatif üstlenmesi gereken Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Suudi Arabistan'la planlanan savunma anlaşmasına İsrail ile diyalog şartı koyması zulmü cesaretlendiren bir skandaldır. İki devletli çözüme bir destek verip bir burun kıvıran, bugün söylediğini yarın çiğneyen Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin güvenilmez politikaları, cinayet ve katliamları maalesef teşvik etmektedir. Bazen yüksekte zannettiklerimizin aslında eylemeyeceğimiz kadar alçakta olduğunu görmek hayatın tuhaf bir cilvesidir. Gazze dünya için turnusol kağıdıdır. Ve bu süreç kimin medeni, kimin insani, kimin merhametli, kimin adil, kimin adalet ve hukuk yanlısı olduğunu gözler önüne sermiştir. Bugüne kadar hiçbir güç zulümle abat olmamış, olamamıştır. Türk milleti onun bunun ne diyeceğini aldırış etmeden zalimlere ve zulüm tufanına sonuna kadar karşıdır. Çünkü Türk milleti tarih, kültür ve medeniyet açısından dünya çapında eşsiz ve rakipsizdir. Her gün bir fincan kahve fiyatının yarısıyla geçinmeye çalışan 1 milyar insandan mütevellit mazlumların sesi, nefesi, hatta demir yumruğu olmak için lider ülke Türkiye diyoruz. Adaletli yaşama, eşit ve hakça paylaşma, çağa mühür vurmuş bir millet iradesine, tarihi yapan bir devlet haşmetine ulaşmak için Türkiye yüzyılı diyoruz. Dünyada mıymıntı bir gezgin gibi değil, bir fatih gibi duruş ve devinim göstermek için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yanayız. Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zalim de yoktur. Gazze'de gözyaşları dinmeli, acı bitmeli. İnsanlık faciası son bulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti yeri ve zamanı geldiğinde, şartlar başkaca bir seçeneğe imkan bırakmadığında iç ve dış işgalcilere haddini bildirecek, şamarı indirecek, günü gösterecek dirayetli güce sahiptir. Türk milletinin gözü hem kendine hem de kürenin her köşesine dönmüş, gönlü ise ezelde olduğu gibi inanç ve kültür coğrafyalarımıza sabitlenmiştir. Merhum Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah isimli romanında aradığını bulamayıp derin hayal kırıklıkları ve hicran içinde İstanbul'dan ayrılan Ahmet Cemil karakteri asla kaderimiz olmayacaktır. Türk milleti hem yaşayacak hem de yaşatacaktır. Damarlarımızdaki asil kan bunun teminatıdır.